Parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Burada ikinci cümlede bir yanlışlık görüyoruz. Birdenbire sözü ayrı yazılmış. Oysa burada aniden anlamı söz konusudur. Bundan dolayı bu sözün bitişik yazılması gerekirdi. Burada ayrı yazıldığı için yanlışlık vardır. Diğer cümlelerde bir problem yok. Tahsin Efendi doğru yazılmış ünvan var burada. Yan yana ikilemedir ayrı yazılır. Yine aynı şekilde de burada doğru yazılmış. Yine aynı şekilde kim bilir hangi başka kahve derken yazım yanlışı söz konusu değil. Sorumuzun doğru cevabı 2 numaralı cümle olan B seçeneğidir. Hangisinde ki ekinin yazımı ile ilgili bir yanlışlık söz konusudur deniyor. Zaten soru kökünde ek sözcüğü belirtilmiş. Eğer ki bir ek olursa bitişik yazılır. Bağlaç olarak kullanılırsa ayrı yazılır. Buna dikkat etmeliyiz bu soruluyor bize. Buna göre A seçeneğinde gördüğümüz akşamki yemek ifadesinde ki bağlaç değildir. Sıfat yapan ki'dir. Yani bir ektir. Dolayısıyla bitişik yazılması gerekir. Burada ayrı yazılmış bir yanlışlık vardır. Arka sıradaki öğrenci derken yanlışlık yok. Öğretmenlerinki derken zamir olan ki bitişik yazılmış doğrudur. Sor ki derken bağlaç ayrı yazılır doğru yazılmıştır. Karşıdaki insan derken sıfat yapan ki var. Bu da doğru yazılmış. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Hangisinde yer yön bildiren kelimenin yazımında yanlışlık yapılmıştır? Burada batıya özensek derken bir yaşam tarzı, bir kültür olduğu için buradaki batı büyük harfle başlamalıdır. Yazım doğrudur. Ülkemizin güneydoğusu özel isim değildir. Göreceli bir güneydoğudur. Dolayısıyla bu da özel isim değildir. Küçük harfle yazılır. Doğuya doğru gitmek aynı şekilde herhangi bir yön olduğu için küçük harfle yazılır. Türkiye'nin güneyi doğru yazılır. Burada söz gelimi Kayseri Sinop'a göre güneydir. Ancak Antalya Kayseri'ye göre güneydir. Göreceli bir durum söz konusudur. Bu da doğru yazılmıştır. Fakat Kuzey Avrupa derken Kuzey Avrupa belli bir yerdir. Herkes için aynıdır. Ve K harfi burada büyük yazılmalıdır. Yanlış yazılmıştır. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Bu parçada yazımı yanlış kaç sözcük vardır diye soruluyor. Parçanın başında ve sonunda tırnak işareti olması dikkatimizi çeksin. Biraz sonra bu bilgiyi kullanacağız çünkü. 8 Eylül derken Eylül isminin ilk harfi büyük yazılır çünkü bir tarihe bağlı gün ve isimler büyük harfle başlar. Burada yanlışlık var. Savur ilçesi derken iyi küçük olmalı burada yanlışlık var. 2005'te denmez. Sert ünsüz benzeşmesi olmalı. 2005'te denir. Burada T harfi olacağından dolayı bir yanlışlık daha var. Şimdi baştaki tırnak işareti ile ilgili bir durum var. Tırnak içinde özellikle vurgulanmak istenen bir söz tek tırnakla verilir. Burada tek tırnak olduğu için burada tek tırnağın kullanımında bir yanlışlık yoktur. Eğer tek tırnak olmasaydı, kurum kuruluş isimlerine gelen ekin kesme işaretiyle ayrılamayacağını söylerdik. Burada yanlışlık yoktur. Amerikalı derken yapım ekinin kesme işaretiyle ayrılmaması gerektiğini görüyoruz. Toplamda 4 tane yanlışlık vardır. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle C seçeneğidir. Düzeltme işareti ile ilgili verilen bu bilgiler göre hangisinde düzeltme işareti yanlış kullanılmıştır? Önce örneklere bakalım seçenekleri. Zil hala çalmadı. Burada düzeltmeyi kullanmasaydık hala şeklinde okumamız gerekirdi. Yani burada ilk bilgi ile ilgili bir değerlendirme var. C seçeneğine bakıyoruz. Hikaye türü denmiş. Hikayeyi bu şekilde okumasaydık hikaye dememiz gerekirdi. Bu da ikinci madde ile ilgilidir gördüğümüz gibi kurumda resmi yazılardan sorumlu kimse denmiş. Burada resmi yerine resmi diyebilirdik. Yani yine bir anlam karışıklığı söz konusu olurdu. İlk madde ile ilgili bir kullanım görüyoruz. Kağıt tüketimi yine gördüğümüz gibi burada kağıt diyemeyeceğimiz için ikinci madde ile ilgili olarak karşımıza gelmiştir. B seçeneğinde hakem şeklinde bir söyleyiş olmaz. Hakem sözcüğünde anlam karışıklığı da olmaz. Bundan dolayı düzeltme yanlış kullanılmıştır. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Parçada numaralanmış bölümlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Evliya Çelebi unvanla beraber verilmiş, doğru yazılmış. Bahsetmek, birleşik fiil, ses düşmesi olduğu için birleşik yazılır, doğru yazılmış. Bursa'nın derken özel isme gelen bu ek ayrılır, doğru yazılmış. Şad etmek yardımcı eylemle yapılan birleşik eylem ses olayı yok ayrı yazılır ancak nakil edersin şeklinde yazmayız çünkü burada bir ses düşmesi olmalı nakledersin demeliyiz. Bundan dolayı burada yanlışlık vardır. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Şöyle bir kural bilmemiz gerekiyor. İki tane sözcüğümüz olsun. Birinci sözcük ve ikinci sözcüğü bu şekilde gösterelim. Birleşme esnasında bu iki sözcük ikisi birden anlamını kaybediyorsa ya da yalnızca ikincisi anlamını kaybediyorsa bu iki sözcük bitişik yazılır. Sadece birincinin anlamını kaybetmesi herhangi bir şekilde yazımı etkilemiyor. Buna göre E seçeneğinde kuş üzümü zaten bir üzüm olduğu için doğru yazılmış, Türk mutfağı doğru yazılmış. D seçeneğinde su çiçeği çiçek olmadığı için bir hastalık olduğu için anlam kaybı olduğu için bitişik yazılır. C seçeneğinde meyan bir bitkidir. Onun kökünden söz ediliyor. Bu da doğru yazılır. Burada B seçeneğinde ateş böceği denmiş. Ateş böceği bir böcek midir? Evet. Bu durumda ikinci sözcük anlamını kaybetmiyor. Burada da yazım yanlışı yok. Ancak A seçeneğinde keçi boynuzu yanlış yazılmış. Keçi boynuzu keçinin boynuzu değil, artık bir bitkidir. Bundan dolayı bitişik yazılmalıdır. Burada ayrı yazıldığı için sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Dikkatlice baktığımız zaman sadece dördüncü cümlede bir yanlışlık görüyoruz. Okuna bilir denmiş. Burada bu yeterlik birleşik eylem bitişik yazılmalı. Ancak ayrı yazıldığı için bir yanlışlık söz konusu. Diğer cümlelerde böyle bir durum yok. Bir yanlışlık söz konusu değil. Akşamüstü doğru yazılmış. Belki de doğru yazılmış. 45 yıl doğru yazılmış. Yine aynı şekilde az da olsa ifadeleri doğru yazılmış. Sorumuzun doğru cevabı 4 numaralı cümle olan D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır diye soruluyor. Güpe gündüz ve İstanbul sözcükleri doğru yazılmış. Sımsıkı ve sarılmalı ki sözcükleri doğru yazılmış. Hiçbir doğru yazılmış. Hava yolu ayrı yazılır bu doğrudur. Günden güne ikilemedir ayrı yazılır bu da doğrudur. Varlık dergisi derken buradaki dergi sözcüğünün ilk harfinin küçük alınması doğru. Hala bu şekilde düzeltme işaretiyle yazılır bunlar doğrudur. Ancak C seçeneğinde şeker pancar ifadesi ayrı yazılmalıdır. Anlam kaybı söz konusu değildir. Burada bitişik yazılmıştır. Yani bir yazım yanlışı yapılmıştır. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle C seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? Burada birleşen iki sözcük arasında herhangi bir ses olayı varsa bitişik yazılacağını bilmeliyiz. Bir de bu sözcüklerden İkisi birden ya da ikincisi anlamını kaybediyorsa bitişik yazılacağını yine bilmeliyiz. İkilemeler ayrı yazılır. Art arda doğru yazılmış burada. Her an doğru yazılmış. Pek de derken de bağlaç doğru yazılmış. Bilinçaltı anlam kaybı olduğu için bitişik yazılır. Doğru yazılmış. Ancak bilim adamı ayrı yazılması gereken bir sözcüktür. Burada bitişik yazılmış yani yanlış yapılmıştır. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir.